Selamlar, sevgiler. Hoş geldin. Uzun zamandır. Özlemiştik, evet, Şeref özledik abi vallahi. Çok oldu. Ben de seni özledim. Güzel oldu. Evet. Saman, valla dün bir toplantıya katıldın. Fotoğrafını da gördük. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da sanırım oradaydı. Yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi güzel bir başlığı var aslında. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısına da buna vurgu yapmış durumda. Neler vardı? Yabancı yatırımcı geliyor mu, gelmiyor mu? Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız. Çünkü hani beklediğimiz kadar bir ilgi, yabancı ilgisini hala yakalayamadık gibi değerlendirmeler var. Seni dinleyelim. Hem dünkü toplantıda hem senin yorumların yabancı yatırımcı için ne dersin? Evet, dün yapılan toplantı Türkiye'de 5.'si yapıldı. Kurucusu çok değerli Barış Öney, Global Türk Capital'ın organize etti. Bir aslında bir yatırımcı konferansı. Daha çok tabii fonlar, yatırım işte private equity fonları, girişim fonları, katılımcıları vardı. Yurt dışından katılımcılar vardı. Çok kalabalıktı. Evet, onur konuğu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dı. Bir konuşma yaptı. Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dallıoğlu vardı. O da bir açılış konuşması yaptı. Aslında şöyle özetleyebilirim. İlgi var. Zaten bunu herkes söylüyor. Yani bir ilgi artışı var son dönemde. Fakat bu tabii ki hatta sabah ben onunla ilgili bir özet de Twitter'da paylaştım. Beklemeye tercih ediyorlar. Biraz bu politikaların devamı gelecek mi, gelmeyecek mi? Ne kadar sürecek? İşte benim aldığım intiba sanki seçimler bekleniyor. Yani seçim öncesi bir dalgalanma yaşanabilir. İşte seçim sonrasını görmek isteyebilirler. Ama ilgi arttığını görüyoruz. Ekonomi yönetiminin iyi olduğunu da söylüyorlar. Ben birkaç yabancıyla görüşme fırsatım oldu. Doğru yolda gidildiğini, fakat dediğim gibi sonuçta bir Naci Ağbal travması hala var. Herkesin, onu da söyleyeyim. Yani bu bir U dönüşü oldu seçimden sonra. Fakat tekrardan bir Naci Ağbal vakası yaşanır mı, yaşanmaz mı? Sayın Şimşek kalır mı, kalmaz mı? Sayın Gaye Erkan kalır mı, kalmaz mı? Bu politikalar devam eder mi, etmez mi? Seçim öncesi tekrar bir genişlemeye gidilir mi, gidilmez mi gibi soru işaretleri devam ediyor. Ama şunu söyleyeyim, ilgi önemliydi. Çok önemli fonlar vardı. Yani çok büyük fonlar da vardı dün toplantıya katılan. Onlar da Türkiye'yi izlemeye devam ediyorlar. Ama ilgilerini arttırdığını da görüyoruz. Tamam, şimdi tam da aslında bu dönemde Türkiye'nin bir sermaye ihtiyacının olduğu, Sayın Şimşek'in, zaman zaman Sayın Yılmaz'ın Orta Doğu'da ya da yurt dışında toplantılara katılıp sermaye arayışında olduğu bir dönem. Ama maalesef bir çatışmayla da Orta Doğu'da bir kez daha karşı karşıyayız. Sence bu Hamas'la İsrail arasında yaşanan bu çatışma, Türkiye'nin ekonomik anlamdaki dış sermaye, yabancı sermaye ihtiyacını nasıl etkiler? Bizim ekonomide diğer yapmak istediklerimizi, yani bu ortodoks değil mi Şeref abi? Ortodoks dönemde daha senin de söylediğin, yabancıların da beğendiği, takdir ettiği bu süreçte bizim bu planlarımız nasıl etkilenir acaba Saman? Bu Şeref abinin lafıydı galiba. Ortodoks içinde biraz heterodoks, heterodoks içinde biraz ortodoks. Değil mi Şeref abi? Bu senin lafındı. Çok beğendim. Salatası gibi oldu. Biraz karışık. Haklısın. Efendim? Sezar salatası gibi oldu. Peynirle bir de kremayla karışık. Evet. Şimdi ortodoks dedin ama işte ortodoksun içine biraz da heterodoks da var. Çünkü kur kontrol altında. Dün şöyle bir anket de yapıldı Barış. Tüm yatırımcılar da katıldı. Tabii yerli yatırımcılar da vardı. Böyle çoğunluk, yani 3'te 2'si bir yatırım düşünüyor Türkiye'de. Bak bu önemli. Yani salonun 3'te 2'si ve dediğim gibi çok önemli fonlar vardı. Çok önemli yatırımcılar vardı. 3'te 2'si orta ve uzun vadede Türkiye yatırım düşündüklerini söylediler. Aynı zamanda bundan sonraki dönemde en önemli endişe nedir diye neredeyse %50'ye yakın döviz kuru çıktı. Yani işte dövizde ne olacak diye, yani kur evet biraz sabit gözüküyor, kontrol altında ama acaba seçimden sonra tekrar bir devalüasyon görülür mü? Kur ne kadar burada istikrar kalabilir? Yani yabancı yatırımcının özellikle evet bu programın devamı, istikrarı önemli ama aynı zamanda kurdaki gelişmeler çok önemli olacak. Ona da bakıyorlar. Onu da söylemiş olayım. Peki. Şimdi Şeref abi ekleyeceğim bir şey varsa... Şimdi Murat'a şunu soracağım. Sadece yabancılar değil, içeride de bana herkes şunu söylüyor. Plan yapacağız. İki şeyi bilmek istiyoruz. Kur nereye gidecek? Bir de jeopolitik riskler geldi, üstüne oturdu. Ama temel belirsizlik, acaba kurla ilgili olarak yürüyüş hangi koridordan olacak noktası. Bu konuda bir şekil, bir tahmin olabilir mi? Murat'ın kendi tahmini olabilir mi? Tutulacak mı, tutulmayacak mı? Sağman'ın vardı, şöyle, en son açıklar değil mi konferanslarda? Öyle mi? Tabii. Tabii. O hep en sona saklıyor abi. Onun taktiği var. Taktiği var öyle. Konferanslara gidiyoruz. Biliyorsun memlekette kur çok önemli. Konuşmalarımda kuru en son cümlede söylüyorum Şeref abi ki önce söylersen biliyorsun konferansın bir anlamı kalmıyor. Salonun yarısı terk edebilir. Siz dinlemesek yani, de olur. Kuru aldık çıkalım evet, değil mi? Evet evet. Tabii Şeref abi. Yani kuru söylediğin zaman zaten şey dağılıyor. Dikkatin %50'si dağılıyor. Onun için kuru hep sonuna bırakıyoruz. Barış da herhalde bunu söylemek istedi. Ama sonlarına doğru geliyoruz herhalde yavaş yavaş. Herhalde anladım. Ne kadar süren var bilmiyorum ama bu jeopolitikle ilgili şöyle söyleyeyim Şeref abinin sorusuna. Abi çok konuşulmadı. Yani jeopolitik gelişmeler dünkü konferansta açıkçası çok konuşulmadı. Yani şöyle anlamak lazım. Şu anda bir risk olarak gözükmüyor. Şu anda bir risk olarak gözükmüyor. Türkiye açısından diyorum. Tabii bu işin yayılmasına bağlı. Tabii ki yayılırsa, Türkiye işin içine girerse orada bir risk olacaktır ama şu anda hani eğer fonları konuşuyorsak, yatırımcılara konuşuyorsak benim dünkü konferansta görüştüm, anladığım konuşmaları işte baştan sonuna kadar da dinledim. Yani şu anda bu yaşanan jeopolitik risklerin evet bir jeopolitik risk var ama bunun yatırım kararlarında şu anda etkili olmadığını söyleyebilirim. Yani fon yatırım yapanlar açısından. Kur konusunda evet işte dediğim gibi ankette de en önemli soru işareti o çıktı. Benim anladığım Sayın Cevdet Yılmaz da aslında biraz açılış konuşmasında söylemeye çalıştı. Evet bir seçim sonrası bir devalüasyon gördük. İşte Türk lirası devalüasyonunu yaptı. Bundan sonra da sanki daha bir istikrarlı bir kur gibi konuştu. Yatırımcı bunu istiyor açıkçası. Mesela tahvile girmek istiyor. Biraz bekliyor. Faizlerin oturmasını istiyor. Bunu da söyleyeyim. Yani benim dün görüştüğüm bir iki yabancı şöyle dedi. Yani biraz da faizlerin oturmasını da beklediklerini söylediler. Yani faiz oturursa o zaman belki de kur da oturacaktır. Anladığım kadarıyla yani seçim beklenecek gibi gözüküyor. Yani bu önemli sermaye girişi için seçim ve seçim sonrasını sanki bekleyeceklerini düşünüyorum ben. Bunu özetlemiş olayım.